Ha, gönlümde benim bir burukluk var. Onu söylemezsem de olmaz. İmamoğlu meselesi. Yani isterdim ki şu anda Ayasofya açılmışken ya İstanbul Belediye Başkanı da bugün istifa etsin. Yani desin ki Ayasofya'nın cami olduğu bir yerde benim gibi yani ne imamın oğlu ne adı Ekrem yani. Desin ki ben bu millete bir iyilik yapacağım. Beni sevmediğinizi biliyorum. Hani diyor 16 milyon değil 1,5 milyar sevmiyor onu. Bak ben söyleyeyim 1,5 milyar Müslüman şu mikrofonu uzat sevmez onu yani. Çünkü müminin kalbine o adamın sevgisi girmez. O anca 6.000 7.000 TL verip milleti haramlarla, içkilerle, bilmem nelerle yedirsin, içirsin yani. O yüzden bu millete bir iyilik yapmak istiyorsa, geçmiş günahlarına da kefaret olabilir ümidiyle desin ki ben bugün Ekrem İmamoğlu olarak Canan Kaftancıoğlu'yu da alsın yanına, diğer ekibini de saz arkadaşlarını da alsın yanına. İstanbul olmuştur artık. İstanbul İstanbul olmuştur. İstanbul'a ben yakışmıyorum. Ben en fazla Yunanistan'a yakışıyorum deyip oraya gönderelim onu. Yani gitsin yani. İstanbul'dan bir boşansın, biz de bir kurtulalım, o da bir kurtarsın. Yani hasbelkader seçimle millet bir öfkeyle bir kafası karışık bir şeyler oldu, geldi. Eyvallah. Ama şu an seçim olsa bugün itibariyle o İstanbul'u rüyasında bile göremez. CHP demek bereketsizlik demek, pislik demek, dinsizlik demek yani. O altı ok zaten biliyorsun. İslam'ın altı tane erkanına saldırı demek. AK Parti, B Parti filan olayı artık yoktur. Ümmetin safında olmak vardır ya da ümmetin karşısında olmak vardır. Biz ne inanıyoruz abi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah'a inanıyoruz. Yani ne demek? Tevhid, birlik, teklik, bir olmaya inanıyoruz değil mi? Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tamam mı? Hep beraberiz yani. Bundan sonra artık Ayasofya ile artık zincirler kırılmıştır. Ümmet artık şahlanmıştır. Maidetül Kur'an, Hazinetül Burhan araştırsınlar. Ahmet Feyzi Kul Rahimullah, Allah ona rahmet eylesin. Kendisi şöyle bir müjde veriyor. 2020-2050 diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den aldığım tefsir dersine binaen diyor. Ümmetin diyor en yüksek parlaktır. 2050'ye kadar o şahlanış gidecek. Bundan sonra Bezuman Hazretleri'nin de bir lafı, bir sözü var. Onu da söylemesem olmaz. Ayasofya'nın açılışıyla diyor, Masonların mağlup olduğunu anlarsınız diyor. Yani bugün Lyons'lardır, Rotaryanlardır, Masonlardır, diğer kulüplerdir, ifsat komiteleridir. Artık kılmışlardır, bitmişlerdir. Artık o sarnıçların altında gizlice yaptığı ayinler başlarına geçmiştir. Ümmetle, ümmeti Muhammed'le alakası yoktur. Kurtuluş bellidir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in göstermiş olduğu çizgide takip ettiğimiz zaman, Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözlerine, hadislerine uyduğumuz zaman zaten ümmet kurtuluşa erecektir. Abi içimizdeki Yunanlar ta Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Medine münafıkları döneminden beri günümüzde de var, kıyamete kadar da olacak. Fakat Allah Teala münafıklar ne yapar diye bakmaz. Münafıklar münafıklığını yaparken, kafirler kafirliğini yaparken Allah Teala Zülcelal ve Takaddes Hazretleri benim mümin kulum ne yapar diye bakar. Biz kendimize bakacağız. Mümin nasıl bir duruş sergiliyor? Elhamdülillah bugün bu meydanda 24 Temmuz Cuma günü itibariyle bu meydanda bugün 86 senelik bir zulüm son buldu. Özgürlük 1453'te başladı ümmeti Muhammed için. İslam şaha kalkmıştı. Bugün onun nişanesidir. Çünkü Ayasofya'da biz bir cami açılışı yapmadık. Biz bugün manevi olarak bir kilitlenmiş, bir kabuz olmuş ümmetin umutsuzluk içine düşmüş olduğu bir anda o manevi kilitler bugün kırıldı. Elhamdülillah ümmeti Muhammed yüzü gülecek. Buna anlayan Siyonizm ne yaptı? Eş zamanlı, bakın eş zamanlı, ben takip ediyorum. Burada Cuma namazı Hoca Allahu Ekber derken Filistin'de Mescid-i Aksa'da Cuma ibadeti yasaklandı. Filistinli kardeşimiz haber verdi ki müminler Mescid-i Aksa'ya namaz ibadeti için sokulmadı. Basit bir cami açılışı olmadığını, basit bir olmadığını anladık. Nereden anladık? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan ulul emirdir. İslamiyet'e göre ulul emirdir. Tayin etti neyi? Şeyhülislam makamındaki Diyanet İşleri Bakanı'nı, Ali hocamızı tayin etti. O da ne yaptı? Kılıcıyla beraber hutbe okudu. Bu da İslam nişanıdır. İslam şeriatı Garra-i Muhammedi'nin sancaklarını da, yeşil sancaklarını hutbe makamına, minbere koydular. Değil mi? Bu şekilde bir duruş gösterildi. Halk tekbirlerle, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah zikirleriyle beraber iki gündür yollarda. Ben biliyorum ta Diyarbakır'dan, Van'dan, işte kıymetli gazimiz Ankara'dan, herkes bir yerden geldi ve onlar gece burada nöbet tuttular. Sabah namazına kadar camilerde yattılar, orada beklediler. Sabah namazından sonra 10'da açılacaktı bu meydan ama saat 8'de, 8.30'da polisi zorladı halk. Niye? Çünkü 86 yıllık bir zulüm son bulacaktı ve
onu adeta yıkar gibi geçtiler. Ve yıllarca reisi cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan çok günahına girdiler. İşte Ayasofya'yı açmadı, şunu yapmadı, tesettüre böyle her şeye bir kut buldular. Ama şimdi teşekkür etmesini bilmiyor. Ben göreyim şimdi Temel Karamollaoğlu'nu, onun ekibini, Milli Görüşçü izleyenleri, Saadetçi izleyenleri bir görelim şimdi. Diğerlerini gündemimiz görmüyoruz ama onlar gitsinler bakalım bir teşekkür etsinler, bir tebrik etsinler. Merhum Mücahit Erbakan hocamızın istedikleri, yapmak istediği projeleri yerine kim getirdi bir görsünler. İnşallah bu Ayasofya'nın vesilesiyle de artık Türkiye'de bir siyasetin olmadığını ümmet görmüş olur. Artık siyaset yok. A parti, B parti yok. Ya ümmet var ya ümmetin karşısında ümmete düşmanlık yapan gruplar var. Senin burada yapacağın himmetin Ayasofya vesilesiyle ümmetle beraber olacaktır inşallah. Cenab-ı Allah bu Ayasofya'nın açılışını, Mescid-i Aksa'nın da fethine, yeniden fethine, ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna, Çin zulmü altındaki kardeşlerimiz, Urumçi'deki kardeşlerimiz, Uygur, Türkmen kurtuluşuna da inşallah vesile olsun diyoruz. İşte bugün reisi cumhurumuzun emriyle, İslam Şeyhülislam'ı Ali hocamızın kılıcıyla beraber hutbeyi Ayasofya'da okumasıyla çok güzel bir mesaj verilmiştir. Bunu müşrikler, münafıklar, kafir zümreler bunu çok iyi okumuşlardır. Fakat bizim milletimizde inşallah bu verilmek istenen mesajı en iyi şekilde aldığına inanıyorum. Bugünkü bu gelen kalabalık, bu insanlar buna şahit olmuştur. Rabbimiz de buna şahit olmuştur. İnşallah kabul olunmuş bir dua hürmetine bugünkü bu Ayasofya ruhunu kıyamete kadar daim kılalım. Bugün bu tarihi şeyi kendi torunlarımıza, evlatlarımıza, çocuklarımıza her zaman anlatalım. Tekrardan milletimiz için, ümmeti Muhammed için hayırlı, uğurlu olsun. Diyorum ki bugün Ayasofya'nın o kutlu günün açılışına geldik. Rabbime şükürler olsun, Rabbime hamdolsun bize bu günleri gösterdi. Allah rahmet eylesin, Osman Yükseltiler'den geçti. Keşke bu günleri görseydi. Diyor ki ezanlar bu fethin ilanını, ozanlar destanını yazacak. Rabbime şükürler olsun bu günleri bize gösterdiği için. Hamdolsun biz bu günleri gördük. Gördüğünüz minberde bir yeşil bayrağımız vardı, bir de kılıcımız vardı. Yeni fetihler Allah'ın izniyle yakın. Biz gaza ekibiyiz. Fazla konuşmaya gerek yok. Nerede gaza var, nerede fetih var Allah'ın izniyle. Biz orada olacağız. Rabbim bize gaziliği nasip etti. İnşallah şehadetini de nasip edecek. Biz bu yolda gerekiyorsa koşa koşa gideceğiz inşallah. Rabbime şükürler olsun. Reisi Cumhurumuza teşekkür ediyoruz. Ayasofya'nın açılışı, Ayasofya'nın zincirlerinin kurtuluşu, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna delalettir Allah'ın izniyle. Mescid-i Haram'ın zincirlerinin kırılmasına delalettir Allah'ın izniyle. Mescid-i Aksa da bizim olacak. Ayasofya'dan sonra Mescid-i Haram da bizim olacak. Onlar da en kısa zamanda Allah'ın izniyle özgürleşecek inşallah. Abi Lozan Anlaşması bu millete vurulmuş bir zincirdir. Bugün 24 Temmuz, 86 yıllık esaretin bittiği gündür. Şanlıurfa'dan geldim buraya. Allah'ın izniyle bundan sonra ümmet ayağa kalkacak. Kimse tutamayacak. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'e nasrullâhi vel feth ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi afvâcâ fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbâ. Sadakallahu'l-Azim. Ayasofya açıldı. Allah'a şükürler olsun. Bayramı yaşıyoruz, mutluyuz. Yalnız Ayasofya açıldı diye Müslüman kardeşlerime buradan şunu söylemek istiyorum. Ehvenlik göstermesinler. Daha fazla çalışmaya gayret etsinler. Lütfen rica ediyorum. Cami çalacaklarına, şurada burada boşta yatacaklarına, zorda kalan, darda kalan birine yardım etsinler. Boşta kalmasınlar. Daha fazla çalışmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Ayasofya camisi açıldı eser. 24 Temmuz Cuma günü Mevlam gufranını eyledi müyesser. 24 Temmuz Cuma günü Fatih 3 defa tekbir getirdi orada. Kabe-i Muazzama'yı görmek istedi burada. 86 yıl sonra erdi burada. 24 Temmuz mübarek Cuma günü. Millet Aksaray Lalali'den aktı geliyor. Seccadesini koluna taktı geliyor. Zafer meşalesini yaktı geliyor. 24 Temmuz Cuma günü. Herkese hayırlı olsun. Elhamdülillah. Fethin müjdecisi ve kılıç hakkımızı geri aldık. Elhamdülillah.